Her şeyi babuş düşünsün, her şeyi babuş düşünsün. Ben ne yapayım be ya? Babuş da çok bozdu abi. Bozuluyoruz arada, ne yapalım? Depoyu taşıyamıyorum. Param yok arkadaşlar. 48 bin dolar istiyor bir depoyu taşımak. 48 bin dolar. Bende o kadar para yok. Ya belki 50 farklı türde ürün satabilirsem ya da 10 bin satış yapabilirsem depoyu taşıma mevzusuna girişebiliyorum da şu anlık öyle bir imkanım yok maalesef. Yan taraf ormana 5 dakika. Abi bence bu adamlar çalışmıyor, iş yapmıyor. Manyağı takip edersem gözlerim acıyor. Onu takip etmeyeceğim o yüzden. Ya bir saniye, şuna yeni bir şey kuralım. Yeni bir devriye alanı kuralım. Gözünüzü seveyim abi. Eren Yalçın 25 lira göndermiş. Kankacım hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Nasılsın? İyisindir inşallah. Keyfin yerindedir diyor, umut ediyorum. Ya şöyle geçsinler abi. Ben manyadı bunlar. Kendini deli deli ettiler. Kendini deli deli edince ben bir korktum. Ha kanka, bu arada şeyi söyleyeyim. Eren, normalde beraber 7 Days to Die girecektik de. Kanka şu an Twitch'te bir sıkıntı var. Kanka. Ve sürekli drop yiyoruz. O drop sorunu çözülene kadar böyle geçici süreliğine, inşallah çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum. Indie oyunlara falan giriş yapma gereği duydum. Ve drop düzelmiş lan aslında. Wow. Demek ki sorun Twitch ile alakalıydı. Demek ki drop düzeldi. Tamam, indie oyunları seviyorum da abi, sadece onlara da şey yapmak istemezdim ya. Birkaç günden sonra mutlaka devam ediyor abi drop. Devam ediyor galiba. Devam kemiği durdu mu? Devam kemiği durdu mu? 12.515 atlanan kare miktarı. Dur bakalım da devam mı duruyor mu öğreniriz. Abi siz güvenlik misiniz? Değil, o ofis çalışanı. Hanımefendi siz güvenliksiniz. Şu öne geliniz. Otomatik kasayı daha açamadık değil mi? Aa, Noel sezonu geliyor. Noel sezonunda çok tatlı satışlar yapılır. Çok güzel satışlar yapılır. Güvenlik nerede? Güvenlikler dönüyor kankam bak. Güvenlikler burada. Güvenlikler dönüyor. Devriye atıyorlar bak. Biri öterse biri bip diye şey yapacaklar. Ve Eren Yalçın, soyunun yok abi, haber verirsin, sana zahmet olmazsa tabii. Ben gelirim, sürekli takip etme şansım olmuyor çünkü. Steam'de açıksan paşam ben sana hemen yazarım. Müsait olduğunda gelirsin, davet atarım hatta. Bari personel tuvaleti yap. Abi gitsin bak, şurada çalı çırpı var. Sıçsın gelsin, ben ne yapayım? Ha, tuvalet kağıdını da hadi. Ya, tuvalet kağıdını da ödeyiversin canım, maaşından düşsün. Ne kadarmış tuvalet kağıdı satış fiyatı? 20 dolardan satıyormuşuz işte, 10-20 dolar arası. Maaşınız ne kadar? Abi maaşı, maaşı 17 dolar. 20 dolarlık tuvalet kağıdından almasın, ben ne yapayım? Ben ne yapayım abi? Ucuzundan alsın. Kaç kişiler bak burada, kaç kişiler abi burada? 6 kişiler. Dönsünler bir tane tuvalet kağıdını. Ürünlerinde güvenlik etiketi var mı? Aa, Dangalak Gamers 2013. Hırsızlığa karşı koruma hepsinde var kanka, hepsinde var. Demek ki çalmıyorlar lan harbiden, hırsız. Hırsız gelmedi dükkana. Abi ne güzel, hırsız arsız gelmiyor dükkana. Depo, taşıyamıyorum depoyu. Ne kadar huzurlu ya. Gaddar işveren 2013. Aa, var bir parça Gaddar Gamers'lık ya. Adamlar her gün 15 saat çalışıyor. Zalim gamers. Aha bak, biri çaldı. Biri bir şey çalmaya kalktı. O, hocam olay yerine yakın mıyız? Biri bir şey çalmaya mı kalktı? Otopark. Otopark iyi. Kuyruklar kirlilik. Senin anan kirli. Benim dükkanıma kirli diyemezsin. Bizde müşteri her zaman önce gelir. Bizde müşteri her zaman önce gelir. Ve Eren abi bizim şirkete gel de hizaya sok demiş.
Kanka bak tarihte örnek aldığım kişi Firavun. Kölelik sistemini geri getireceğim. 15 saat çalıştırıyorum, az maaş veriyorum falan. Ya, iyi böyle, iyi böyle. Bayağı iyi. Eren teşekkür ederim kankam bu arada desteğin için. Hırsız yoksa sorun var Samet. Abi kimse ceplemiyor işte, ne sorunu? Sorun morun yok. Bak ne güzel karımızı ediyoruz. Gün artı 4000 kalmış cebimize falan filan. 10.000 ürün satılıyor. Para gelsin, deponun yerini değiştireceğim. Ondan sonra bakacağız keyfimize. Ama yeni depo alanı yapmak bayağı maliyetli olacak ya. Bir de otomatik kasaları falan araştırtıyoruz da çocuklara. Çalışın lan. Ya adam yok mu kırbaç vursun. Dükkana gelenler açmış. Bak burada ne var? Otomat var. Ne var burada? Otomat var. Dün 5 dolar mı kazandırdı? Dün 24 dolar kazandırdı. Günlük maliyeti 1 dolar. Hiç kârı yok bu işlerin yemin ediyorum ya. Sıra var. Yani. Ne yapabilirim sıra varsa? Kitap çıkıyor. Sevgililer gününe hazırız. Sonra bahar geliyor. 19 gündür güzel güzel satıyoruz abi. Tatlı tatlı. Ve Junior TV selam ilk bağış demiş. Junior TV teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. İlk bağışın için de çok çok sağ ol. Umarım keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Arkadaşlar bugün dükkana 400 kişi gelmiş. 500'e yakın. 10 tanesi bir daha 80 gelmem demiş. Niye? Aa birileri bir şey araklıyordu. Tuttuk onu. Tuttuk galiba çocuğu. Vay bak oğlum. Kim lan o çalan? Bekleyeceğim bak pusuya yatacağım. Siz kaçınıyorsunuz. Abi bir saniye. Best güvenlik önlemi TR. Rota hesaplanıyor. Rota hesaplanıyor. Rota hesaplandı. Yolu sök. Rota hesaplandı. Sök yolu. Sök yolu sök. Hırsız panik koridoru. Kapa burayı. Kapa burayı. Kapa 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 kapa. Abi dükkana gelmek isteyen önce bu rotadan geçecek. Burası hırsız panik koridoru. Hırsız buradan gelip geçene kadar bizim adamlar onu tutacak. Devriye ayarlama modülü devrede. Planlama yapılıyor. Nerede güvenlik merkezi? Devriye düzenlemesi yapılıyor. Devriye 1. Devriye. Devriye. Dönemiyor devriye. Arkadaşlar içeriye asfaltlamadığımız için devriye gidemiyor. Paradan tasarruf edek derken maldan da oluyorduk. Yolları yap yolları. Yol yapmayı unutmuşuz. Efendim devriye düzenleme. Devriye ses deneme. Devriye buradan buraya bakıyor. Biri buradan buraya bakacak. Öteki oraya bakamıyor. Tamam. Devriye nerede? Bak çalan buradan buraya kadar koşmak zorunda chat. Buradan buraya kadar koşmak zorunda. Bu hırsız önlem koridoru. Abi ayıp olmazsa kaç kiloyum sen? Ben 110 kiloyum. Kankacım yani ayıp değil de ne gerek var? Ne yapacaksın kilomu öğrenip? Teşekkür ederim bu arada desteğin için. Eyvallah. Az önce adam ne diyordu? Aa bak bir saniye güvenlik görevlilerini sikötür verelim. Az önce setten sordular kaç kilosun? Annene sor, para atıp sorunca ne gerek var ya? Yok kanka gerçekten ne yapacaksın öğrenip? Kiloluyum işte oğlum şişkoyum ne? Hoşlaşmıyorum pek bu tarz şeylerle. Kendin öde kasası. Şş, yapıştır. Yapıştır böyle bir tane. Bir işleyişine bakalım kendin öde kasası kullanılacak mı? Abi koridor nasıl peki? Devriyeler burada geziyor mu? Devriyeler burada gezmiyor gibime geldi ama. Sanki burası bir boşta gibi. Bak güvenliklerden Jennifer boştayım diyor. Boşta değilsin buradasın. Öteki burada, öteki burada, o da orada. Benim nikah herkes orada olur mu? İkisi burada, ikisi orada olacak. Aha. Kimi yakaladık? O koridordan var ya hayatta kaçamaz ya. Bir de skotur mukotur vereceğim ellerine. Ve Eren Yalçın. Hadi abim ben ufaktan kaçıyorum. Başım ağrıdı. PC başında durmaktan güzel yayınlar dilerim demiş. Erencim desteğin için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah yayında keyifli güzel zaman geçirmiş eğlenmişsindir. Evet baba yakaladık.
Yakaladık, yakaladık lavuğu. Ne çaldın, ne çaldın söyle. Nerede, öteki mi? Çocuk nereye gitti? Şu muydu? Spor satın aldı spor topları, tamam. Bizim dükkandan kaçış yok kardeş, bizim dükkandan kaçış yok. Güzel. Kendine de kasaları da işliyor. Baba şimdi buraya bir depo. Buraya bir depo. Bir kısmına depo, bir kısmına tuvalet. Şş, oğlum ayıp lan. Lan ofisin içinden girmeyin. Adamlar çalışıyor lan burada. Ayıptır be. Vallahi ayıptır be. Abi bugün bankaya gittim. Bir adam 2100 TL düşürdü. Ona geri götürdüm. Adam parayı yedi. ...200 lirayı mı yedi, ne yaptı? Hikaye aslında gayet normal gidiyordu yani normal, bayağı normaldik. Bayağı normaldik aslında, niye böyle oldu? Heyecan yaptı herhalde. Nasıl ya, adam paramı geri mi getirdi? Hadi canım falan diyor. Hikaye gayet güzel gidiyordu. Abi bak çift kapı, insanları sıçmaya davet edeceğiz. Burası da depo kapısı. Oğlum depoya malzeme git. Depoya böyle mi malzeme getireceğiz? Ay. Abi bence deponun yanına tuvalet sıkıştırmasa mıydık ya? Neyse küçük bir tuvalet yapacağım zaten. Küçük bir tuvalet yani. Çok şey değil. Lavabo. Küçük bir tane. Tuvalet kabini. Sıçın abi. Pisuar. Cezmi abinin atak yapacağı pisuarlar. Ondan sonra el yıkamak için çöp kutuları. Bence şey yapmalıydık ya. Bekle. Şu ikisini sök, şu ikisini sök. Temelleri kaldırıyor. Temelden kaldırma. Nesneleri şu ikisini sök. Şurayı kullanabilecekler mi acaba? Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Şimdi yönet, tahsis et, bölgeler, lavabo. Evet, babuştan dev bir hizmet daha, artık sıçabiliyorsunuz dükkanda. Lütfen dükkanın içine değil ama dışına. İçine sıçratmayın, eyvallah. Sonra buraya depo. Buraya depo abi. Şuraları çıkar. Buraya depo, nice, nice. Buradaki depoyu sil. Evet. Sonra burayı komple kaldır. Burayı mağazanın içine ekleyeceğiz. Personel kapısını da kaldır. Bir saniye, hırsız önlem koridorumdan geçememeliler. Hemen orayı duvarla. Ondan sonra buraya mağaza. Yalnız mağazanın niye böyle mağaza ötüyor biliyor musun? Mağazanın deposu yok. Depo tahsis et. Bura. Şimdi otomatik kasayı açtık. Güvenliği açtık. Depolar getiriliyor. Oğlum şş, kaçmaya çalışıyorlar hala. Çocukların altına skötürleri de verelim. Tuvaleti paralı yap. 1 dolar. Abi olur mu? Kampanya yapacağım. Kampanya yapacağım kanka. Sıçana yemek ücretsiz. Babuştan dev kampanya. Tuvaleti mi kullanacaksın? Sıçıyor musun? O zaman iş yemek benden. Osurana da ceza abi. Şimdi bu güvenlik 2'den sonra yavaştan böyle bir belki kılık kıyafet satışına girişebiliriz. Belki böyle bir sigara, elektronik eşya falan filan. O tarz şeyler satabiliriz. Yalnız tuvalet kullanılıyor mu? Onu merak ediyorum ben. Sanırım kullanım yok. Neyse sıkıntı olmaz ya, insanlara hizmet sağlıyoruz kardeşim burada. İnsanlara hizmet sağlıyoruz diyen adam da böyle her şeyi falan kapatıyor ha. Elektronik tedarikçisi. Baba yapıştır yapıştır. Şuraya elektronik ürünlerin alanı yapacağım. Bu arada bir saniye şu kasayı bir şuraya getirelim mi? Merhaba. Bir saniye sen buraya gel. Şöyle. Hop bir. Ondan sonra bir tane daha kendine öde kasası. Abi kasaları şöyle bir çıkışa yakın yere yerleştirelim. Bak 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 nasıl tutuyoruz herifleri.
Nasıl tutuyoruz herifleri? Oğlum ey yavrum ey. Giriş çıkışı bir de aynı yerden yapmayıp farklı yerden versek var ya üf. Fena camlar yakarız ha. Çıkışı şuraya zorlasak, kapının önüne bir de eleman atsak böyle bodyguard. Elleri ovuştura ovuştura beklese böyle. Birader selamun aleyküm diye. Şimdi mağazaya gel. Bak şu tek yönlü kapı lazım. Tek yönlü kapı. Hani lavuk çıkamayacak anladın mı zorlasa da. Ne kadar kar ediyoruz abi. İkinci yeri de yaptık. Lan oğlum ortalığı kirletmeyin lan. İki temizlik görevlisi daha işe almak lazım. Dükkan büyüdü yetişemiyorlar. Abi belki de çöplerini atmalarının sebebi benim hiç mekana çöp kutusu koymamış olmamdır. Bunu hiç düşündük mü peki? Bunu hiç düşündük mü? Bak IQ 1500 abi. Abi bak dükkanı belirle ve sıkar. Hayır. Galiba eğitilemez elemanlarla yaşıyoruz. Sanırım dükkanın içine sıçmalarının sebebi öyle istediklerinden kaynaklı. Galiba bunu istekleriyle yapıyorlar. Giriş gereksiz uzun değil mi? Ama abi hırsız önlem paneli bura. Bak şuradan hırsız geldi, kaçmaya çalıştı. Bu koridorda tutuyorlar anladın? Uzun olmasının sebebi o. Yani dükkanımdan ürün çaldırmak istemiyorum abi. Şimdi hadi tamam bak su çalsa 6 dolar bir şey. İleride ben mücevher falan sattıracağım. Adam mücevherleri omuzlayıp götürecek. Ne yapacağım o zaman? Ve Junior TV. Kız erkek niye ayrı değil demiş. Aynı yere sıçsınlar abi bana ne. Aslında ayrı olması gerekir. Sadece erkekler sıçsın abi. Ataerkil toplum hadi bakalım. Lan daha ne sıkıntınız var lan? Dükkana gelen müşterilerin memnuniyet oranı artıyor ama para kazanamıyoruz galiba. Dün 11 bin dolar şey yapmışız ama 9 bin dolarlık gider var. Niye lan? Aslında var ya adamları fazladan çalıştırdığım için ha. Ya 3'er saat boşta bekliyor elemanlar biliyor musun? Bence 3'er saat boşta bekletmeyelim. Abi borcumuz... Abi borç. 3'er saat boşta bekletmeyelim. Arge ekibine şuraya bir şey vereceğim böyle. Bilgisayarlar falan vereceğim de. Biraz para gelsin. Görev var mı baba? 50 farklı ürün sat. İnşallah. Borç. Borç çekeceğiz abi. Borç çekeceğiz. Finans. Kredi al. 10 günlük. 700 dolar mı kredi? 700 dolar mı kredi veriyorsun? Manyak mısın? Ne demek 700 dolar kredi? Manyak mısınız ya? Ha reklam verecek daha. Bekle daha reklam verecek. Daha reklam verecek. Ama reklam veremedik. Kaçıncı yüzyıldayız? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Birader günlük 500 dolar kar edersek yalnız evin yolunu bulamayız. Alo. Arkadaşlar satış yapalım. Lan bir de bugün sevgililer günü olduğu halde bu kadar kötü satış yapmışız. Abo. Abo. Lan bu kasalar ne kadar yiyor günlük? 100 dolar bakım maliyeti mi? Lan baktığın zaman kasiyer çalıştırmak da... Lan. Lan. Reyonu ne yaptınız? Oğlum. Adam reyonu söküp götürmüş. Lan hani dükkana hırsız gelmiyordu? Lan reyonu niye söktünüz? Kardeş reyonu sökmeyeydiniz bari. Adam reyonu sökmüş adam reyonu. Reyonu sökmüş adam. Evet, şimdi elektronik eşya tedariğini de açtık. Dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, abi gelsin kar. Çok sağlam kar edeceğiz buradan, dizüstü bilgisayarlarından ve oyun konsollarından falan. Mis. İftara yaklaşık 1 saat var. Kardo bizim burada daha yakın ya. Abi şimdi taze meyve sebze mi? Lan laptopun yanında meyve sebze mi satacağız? Evet. Abi taze meyveler buraya. Taze sebzeler buraya. Getir babacım. Şşş. Sakin.
Ne var yani mandalinin yanında MP3 çalar satamaz mıyım? Bağ benim 50 trim. Dükkan benim 50 trim abi. Getir kameraları getir abi. Kameralar efendim. Televizyon üniteleri. MP3 çalar. Dükkan benim baba. Hayırdır? MP3 çalarlar. Ondan sonra oyun konsolları, akıllı telefonlar, tabletler. Oyun konsolları. Ne var yani mandalinanın yanında PlayStation 4 satamayacaksan ben ne yapayım o dükkanı abi? Ben dükkana dükkan demem, dükkan benim olmadıkça. Yani şu aşağılardan da telefon melefon satarız. Hayırdır yani kardeşim ne var böyle portakalın yanına televizyon koyduysan bilmem kaç ekran. Yani. Bilgisayarları soğuk mu tutmaya çalışıyoruz? Hayır abi keyif benim. İki tane dizüstü bilgisayar koyuşur ya. Ondan sonra iki tane akıllı telefon. Ortada da tabletler buluşsun. Bak adam havucunu yerken gelip böyle tableti açıp bakabilecek abi. Bilgisayar deneyecek, şey yapacak. Mis gibi hizmet bence. Ya insanlar beni anlamıyor. Dünyanın en güvenli ve en iyi marketi Babu Shop demiş. Prosio kardeşim teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Dünyanın en güzel izleyicisi Prosio. Teşekkürler. Abi tütün ruhsatı, tütün ruhsatı. Ver baba, ver 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 ver. Müşterilerimizi hirleyemeyeceksem ne anlamı var abi yaşamanın? Şimdi bir saniye yönet, mağaza, personel, depocu işe al. Al al, 4'e çıkarıyoruz depocu sayısını. Adamlar yetişemiyor, adamlar yetişemiyor. Geçen Süleyman abinin götü düştüğü yere onu almak zorunda kaldık. Şimdi şu iki adam sabah vardiyasına, iki adam akşam vardiyasına. Temizlikçimiz var mıydı bizim yeterince? Bok mu götürüyordu ortalığı? Bakayım, bakım merkezi, personel, vardiya planla. Bence bir ikişer tane daha temizlikçi almak lazım. Ya da birer tane en azından. Al ya, parayı bol bulduk oğlum. Bir PlayStation satacağız. Bütün Sabi'nin, Sübyan'ın parayı ödeyeceğiz zaten ya. Dükkanı bok götürmesin. Arkadaşlar çalışın. Güvenlik bile 4 tane falan. Her şeyimiz çok iyi abi. Her şeyimiz çok iyi. Mis mis. Kamera. Ne oldu kameraya? Abi ayağıma tek... Ayağım değiyor. Benim bunu bir yere bantlamam lazım. Ben bunu bir sabitleyeyim masaya. Ben bunu bir masaya çakayım. Bak. Bak sebzelere bak. Bitmiş sebze. Bak bilgisayara bakıyorum duruyor, tablet duruyor, telefon duruyor ama sebze, havuç, domates, biber bitmiş abi, yok satmış ürün yani anladın mı? Yok satmış ürün, bak mandalina gitti, televizyon duruyor. O yüzden işte bu pazarlama stratejisidir bu. Bu pazarlama stratejisi baba. Şuna bak böyle bir ölüm koridorundan geçiyor. Eyvallah canım. Aha da tütün ruhsatını da aldım. Kardeşim artık zehirleyebilecek miyim insanları? Nerede? Nerede? Şeyler nerede abi? Reyonu söküp götürdüler de bunlara mübah. Tütün. Babacım sar 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 sar. Nerede sardırıyoruz? Burada sardırıyoruz abi gel. Gel abi gel abi gel abi gel abi. Gel abi yerleştir tütünleri. Ondan sonra araştırma. Gazete bayi tedarikçisi. Gazete, dergi, çizgi roman. Elektronik sigara. Elektronik sigara. Baba tütün. Şşş. Sar. Gel 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 gel. Reyonu söküp götürürsünüz ha. Basın oğlum zehri. Basın oğlum zehri. Fare zehriyle. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum şu manavı niye yenilemiyorsunuz lan? Bence personel buradan girdi çıktı yapmaya zorlaşıyor. Zor zor oluyor personele. Nasıl yapalım biliyor musunuz mu? Abi. Tuvaletlerin arasından bir gizli geçide ne dersiniz? Çok güzel bir fantezi olmaz mı? Bak. Bak. Adamlar sıçtıklarını zannediyorlar. Ama biz buradan böyle yılanlıyoruz abi. Buradan böyle dışarı dayı. Buradan böyle dışarı, dışarıdan ürün alıyoruz. Anladın? Dışarıdan ürün alıyoruz. Kapa burayı, kapa burayı. Duvar çek. Şimdi buradan daha rahat ürün almalarını nasıl sağlarız biliyor musun? Buradan daha rahat ürün almalarını yükleme alanıyla sağlarız abi. Getir yükleme alanlarını buraya. Buralar yükleme alanı.
Buraları da kaldır. Buralarda personel park yeri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak tuvaletteki gizli geçitten. Tuvaletteki gizli geçitten halledeceğiz her şeyi. Şuraya sadece personel park yeri. 10 numara. Arabalar falan yetiyor değil mi? Araba yetiyor. Müşteri yetiyor. Çok güzel. Ve Prosio 7 Days to Die'yi kaçırdın mı babuş demiş. Kankam bugün Twitch'te drop vardı. Drop sebebiyle 7 Days to Die yayını yapamadık ne yazık ki. Abi ürünler getiriliyor değil mi depoya? Ha çalışma grevi var. Çöp toplama grevi. Çöp toplamayacaklar 2 saat. Bunun bizim malzeme tedarikimizle ne alakası var? Malzemelerin tedarik edilebiliyor olması lazım. Parapam, papapam. Ahanda elektronik sigara tedarikçisi de açıldı. Elektronik sigara nereden satılıyor? Elektronik sigara da sanırım direkt buradan satılıyor öyle değil mi? Tütün evet elektronik bir kitler. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi buraya kendin al kendin öde kasası koymayacağım. Çünkü o kadar kasayı zaten kaldırabilecek durumum var mı bilmiyorum. Şuralara raf koy abi. Kendin öde kasalarından ileride bir yerlere ekleriz. Belki ekleriz diye. Belki ekleriz diye abi. Şuralara getir koy bunları. Şimdi buraya bir şeyleri koy. Elektronik tütün. Elektronik sigara ve likitler. Arkadaşlar bizim dükkanın müşteri akışını arttırmamız lazım. Dükkanın müşteri akışını nasıl arttıracağız biliyor musunuz? Şu büyük veriyi açıp pazarlama kampanyasını ikiye upgradeleyeceğim de. Ondan önce bizim reklam vermemiz lazım abi pazarlamaya. Bak 10 gün boyunca premium otomatik yenilenen business product global. Neyse global yerel televizyon reklamı. Beklenen satış artışı %10. Reklam panosu %8. Gazete ilanı %5. Televizyon abi televizyona. 10 gün boyu premium kalitede mi? Yüksek kalite, askeri kalite %2. %10'luk bir satış artışı ama sürekli 40 bin dolar alırlarsa benden ben ayvayı yerim. Ben ayvayı yerim abi. Business fark etmiyor. %10'luk artış ne demek? 10 bin kazanıyorsak ne kadar kazanacağız abi? 19 bin kazanmışız geçen gün. 20 binde. 20 bin kazanıyorsak %10'u 2 bin yapar 20 binin. Doğru mu hesapladım? Evet 2 bin yapar. 10 çarpı 2 yok hiçbir türlü maliyetini çıkarmaz. Hiçbir türlü maliyetini çıkarmaz abi. Şu an çıkarmaz. Premium değil de ortalama kalite verdirsek misal reklamı 25 bin dolar. Yüksek verdirsek 30 bin dolar. TV reklamı. Abi o zaman bir saniye. Radyo reklamı yapalım premium kalitede. Bak premium kalite radyo reklamı %8 artış veriyor 15 bin dolar. Bence bunu yapabiliriz. Premium kalite gazete ilanı yalnızca 9 bin. Reklam panosu 20 bine %8 artış veriyor. Bir saniye radyo 15 bine %8 veriyor. Tamam abi radyo 15 bine %8 versin. Radyoyu bir şey yapalım. Bence gayet iyiyiz. Şuralara yeni ürünler gelecek. Yeni araştırma yapmam lazım benim. Nereye araştırdık? Büyük veriyi araştırdık. Şimdilik buralarda boş durmasın. Aksiyon figürü falan mı koyalım buraya? Tabak, şanak, sağlık, güzellik. Tebrik kartı, çeşitli, spor falan filan yok. Ne var ileride? Teslimat grevi. 24 saat grev yapacaklar. Abi 24 saat grev yapacaklarsa biz şu depoyu biraz büyütelim. Kalırız ortada. Dımdızlak gaming olur. Dımdızlak gaming olmasın. Depoyu büyütelim. Kalırız ortada. Kalan bütün paramı depoya vereceğim abi. Çünkü dımdızlak gaming. Mikrofon ne kadar? Kankacığım fiyat söylemeyi ben pek doğru bulmuyorum ama HyperX'in hatırı sayılır bir ürünü yani. Elimden geldiğince kalitelisini almaya çalıştım. Şöyle şimdi depo şuradan büyüt. Hah. Getir abi getir abi getir 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 getir. Oh bak tuvaletten gizli geçitten geliyorlar. Gizli geçitten geliyorlar böyle getir. 24 saat grev varsa bu dükkanı besleyecek materyal lazım bize. 2000. Müşteri arttı mı dükkana gelen müşteri sayısı? 300.
Saat daha öğlenin ikisi, dur bakalım. Bir iki tane hırsız yakalıyoruz yine arada. Arada derede. Sıra var mı? Sıra yok. Dur bakalım, sıra yok. Her şey güzel lan. Bak temiz 4K para cebimizde kaldı. Vallahi günlük temiz 4K alırsak mis. Dayı bir de bu depoyu bir yönet bakayım. Depo %100'e kadar dolu. Doldur depoyu, doldur. Ağzına kadar doldur depoyu. Malzeme al dayı, şey olacak. Bugün neredeyse 1000'lik satış yapılmış. Dükkana 600 kişi gelmiş. Araba yeterli geliyor mu? Bence araba da yeterli geliyor. Ufaktan sonra otobüs kaldırmaya falan girişiriz abi. Şu an için durum iyi gibi. Mikrofonu gösterince bir havalı oluyorsun. Tabii canım. eyvallah kanka, eyvallah. Daha iyisi sizin olsun inşallah arkadaşlar. Daha da iyileri sizin olsun. Ama hala drop var. Yok drop yok ama bir bitrate düşüşü var ya şeyde, Twitch'te. Abi dükkanı bence gayet güzel ilerlettik. 27. güne gelmiş vaziyetteyiz. Şöyle bir ufaktan save alalım. Save'imize ne diyeceğiz tabi. Auto save bittik biz falan filan böyle. 2020 Ramazan yayını. Yayın. 2020 Ramazan yayın. Tamam. Oradan anlarım ben. Oradan anlarım ben Yiğit'im.